Özellikle iktidarın kadın karşıtı politikaları, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması ve kadını koruyan şiddet yasasının kaldırılması erkeklere büyük bir cesaret ve güç verdi. Artık erkekler şuna inanıyor. Biz kadınları öldürdüğümüzde en ufak bir yasal düzenleme bizim cezaevinden çıkmamızı sağlayacağı için çok rahat bir şekilde kadınları katledebiliyor. Bu mesele şu anda 6284 sayılı yasa var. Kadın, aile ve çocuğu koruyan yasa, kadını şiddete karşı koruyan yasadır. Maalesef ki bu 9. yargı paketi kapsamında gündeme geliyor. Şu anda her ne kadar böyle duraksamışsa da bu şeyin güvencesi yok. Sonuçta hani basına yansıdığı kadarıyla AK Parti iktidarı özellikle yeniden Refah Partisi ile genel seçimlerde bu yasanın kaldırılması üzerinden ittifak yaptı. Kaldırılmaya dönük bir niyetlense de kadınların yoğun tepkisinden dolayı tekrar böyle bir erteleme durumu söz konusu oluyor ki ben inanıyorum kadınlar hiçbir şekilde bunun peşini bırakmayacak. Bu yasanın da yürürlükten kaldırılmasını izin vermeyecek. Bu vesileyle bir gitgeller yaşanıyor. Yani temel sebebi iktidarın kadın karşıtı politikalarından kaynaklıdır. Kesinlikle cezasızlık politikası da bunun başka bir etkeni. Cezasızlık politikası da en önemli etken, demin de söylediğim gibi. Yani zaten eskiden mesela kadına yönelik şiddet olduğu zaman kadının beyanı esas alınıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın kararıyla kadının kanıtı esas alınacak. Şimdi siz fiziksel şiddetin, ekonomik şiddetin kanıtını nasıl bulacaksınız? Ya da işte öldürüldükten sonra mı kanıt sayılıyor? Bu vesileyle yani bu dediğim gibi erkeğin yani iktidarın eril zihniyeti korumaya dönük bir yaklaşımdır ve bu cinayetler de bundan kaynaklıdır. Öncelikle burada en büyük görev iktidara düşüyor. İktidarın bununla ilgili çok ağır cezai yaptırımı uygulaması gerekiyor. Her gün çıkıp da kadının gülüşünü, davranışını, yaklaşımını televizyonlarda, sosyal medyada eleştirip işte kadınları böyle günah keçisi yapıp herkesin kadına yönelik saldırısını meşrulaştıran yaklaşımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Diğer bir yanıyla kadının kendi kurmak istediği yaşama dair destek sunması gerekiyor. En önemli destek de kadının ekonomikmen erkeğe bağımlı olmaması gerekiyor. Yani kadının erkeğe ekonomik olarak bağımlı olması şiddeti doğallığında meşrulaştırıyor. Çünkü erkek zihniyet olarak şöyle düşünüyor. Ya ben sen benim malımsın, sana ben bakıyorum, seni ben besliyorsam sana her türlü yaklaşım gösterme hakkım var. O açıdan kadının ekonomikmen bağımsız olması, erkekten geçinmiyor olması bunların önünü açacak ve kadın da örgütlenecek yani. Kadın dayanışmasını güçlendirecek, örgütlenecek ki bu cinayetlerin önüne geçebilsin. Ya mesela kadınlar bir bütünen örgütlendiği zaman mesela diyelim ki işte erkek o şiddeti uyguladığında karşısında güçlü bir kadın iradesiyle karşılaşacağını bildiğinde ya da erkek bir kez mi dövdü? Kadın o şeyi kabul etmeyecek yani. İkinci bir kez onun dayak atmasına ya da farklı şekilde hakaret etmesine müsaade etmeyecek. Kadın da erkek karşında dik durabilmeli. O erkeği böyle politikalarını, erkeğin zihniyetini tarumar etmeli.